Bizi cahil bıraktılar. İslam'dan uzak tuttular. Kur'an'dan uzak tuttular. Rahmetlik Timurtaş Hoca'nın bir hatırası var. Bilmiyorum dinlediniz mi? Ben yenileyim onu size. O daha güzel anlatıyor tabii. Allah rahmet etsin ona. Malatya'da vaizmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Derecesini arttırsın. Malatya'da vaizmiş. 16 tane otobüsü hacca götürüyormuş. Kafile başkanıymış. Tabii sınıra gelince otobüsler aranıyor. Eşyalar aranıyor. 80'li yıllar belki zor günler. O zaman Türkiye Müslüman diye bakmıyorlardı. Arap dünyasında, İslam dünyasında Müslüman değilsiniz diyorlardı. Sebebini söyletmeyin şimdi bana. Şimdi elhamdülillah İslam'ın lideri konumundayız çok şükür. 16 tane otobüs çarp 45 kişiyle lan bu kadar adamın aranması 2 gün sürer. Valizleri tek tek arıyorlar. Ondan sonra gelmiş Arap oradaki pasaporttaki Arap. Tabii kafile başkanı kim? Timurtaş hocamız gelmiş. Demiş ki ben şimdi valizleri arattıracağım. Herkes hazırlasın eşyalarını. Ben de Arapça konuşacağım. Sen tercüme et demiş. Arap polis memuru, gümrük memuru başlamış anlatmaya Arapça. Eyyuhel hazurun diye başlamış. Demiş ki Arapça söylüyor şimdi. Size arama yapacağız. Valizlerinizi açın, hazır bekleyin. Amin. Millet böyle. Bizim kafile. Arap şaşırıyor. Diyor ki işte hanımlar şöyle gelsin bilmem ne. Amin. Tabii bizde de bir sürü psikolojimiz var ya. Bir amin herkes baş. Amin. En son polis demiş. Gel buraya demiş Timurtaş Hoca'ya. Ne yapıyor bunlar demiş ya. Ne amini demiş ya. Demiş efendim. Bizim ülkemizde amin demek emredersin. Baş üstüne demek demiş. Şimdi sen bunları anlatıyorsun. Onlar da sana emredersin diyor. Ha öyle mi demiş ya maşallah ne güzel. Hadi kapatın aramıyorum sizi demiş. Geçin gidin sınırdan demiş. Cahillikle diyor kazandık. Ya diyor Timurtaş Hoca. Kur'an'ı anlamayan Müslüman mı olur diyor ya. Bak güldünüz hepiniz hikayeyi. Hakikaten komik. Ben de dinledim. Hem güldüm hem de dizimi dövdüm. Ben de rahmetlik annem. Ben günlük işlerimde Latin harflerini kullanmam. Osmanlıca yazıyorum. Patates alınacak, soğan alınacak. Yarın elektrik faturası. Rahmetlik annem de küçük kağıtlara yazarım ben. Hala öyleyim. Yerde rüzgardan uçunca oğlum bir dua buldum buraya yukarı koydum diyor. Yarın elektrik parasını unutma yazmışım buraya ben. Bizi böyle cahil bıraktılar. Toplum olarak böyle cahil bıraktılar. Kur'an'ı anlamıyoruz. Hatta Türkiye'de %99 diye ifade ediliyor da ama o veriler değişmiş. %30'umuz Kur'an okumayı bilmiyor. Bilen %30'un da %5'i tecvid bilmiyor. Manasını geçtik ya. Bak nereden nereye getirdiler bizi. O yüzden tez vakitte kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Allah bize İslam ahkamıyla yaşamayı nasip eylesin. İslam ahkamıyla donatılmayı bizlere nasip eylesin. Son nefesimizde imanla gitmek istiyorsak ahirete İslam'la yaşamak zorundayız. Bu yol burada bitmez. Gittiğin yerde ya İslam'la yaşarsın ya diyor mezarda çürürsün. Bu yol burada bitmez. Gittiğin yerde görürsün diye Mehmet Akif'in olması lazım ya da Necip Fazıl'ın şiiri var. Gittiğin yerde görürsün. El Fatiha.